Erhun Öztümer hemen tabii geldi temsilcisi. Hocam yeni sözleşme yapalım diyor. Biraz şiir verdim o kadar. O da aynı işi görür bazen. Erhan Çelenk harika bir maç çıkardı. Şampiyonluk maçı sanıyorduk. Yanlış bir hesap yapmışız. Değilmiş. Yok, doğru değil. Aa, ne olmuş? Enes ayrılmak istiyor. Ne diyor? Ben çekmişsem ondan yapacak. Talihsiz haberi. Enes bedavaya gidiyormuş. Bazen yapacak hiçbir şey yok. Cengiz Ercan'ı kimse istemiyor diye haber geldi. Tamam. Erhan Çelenk parlıyor. Tebrik edelim bir tane. Performansını çok çok beğeniyorum. Senin gibi bir altın nerede bulunur? Hiçbir kuyumcu da yok. Moral olsun. Galibiyet rekorunu kırmışız. Maşallah maşallah. Yenilmez Buca Spor. Kulüp rekorunu da kırmışız. Öyle bir şey var mı? 30 maç yenilmedik. Önümüzde Adıyaman maçı var. Beraberlik bile artık şampiyon yapıyor olmalı. Umudum o yönde yani. 4 gün var. İlk 11'i bir tatile yollayayım. İçimden geldi. 2 gün dinlensinler. Hak ettiler. Her şeyi hak ediyor bu takım. İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrılabilir. Nasıl yani? Sözleşmesi bitiyormuş. Futbolcu olarak sayıyor İsmail Kartal'ı burada. Dalga mı geçiyorsun? Arda milli takıma gitti. 80 dakika oynamış. 0 gol 0 asist. 6,5 derece. Ne yapıyorsun orada? Canın sağ olsun. Kötü değil. Kıvanç sözleşme istiyor. Tabii haklı. Parasız pek saadet olmuyor. Sözleşmeyi hemen bir verelim. Önemli kalsın. Bir tık daha iyi bir kaleci getireceğiz. Kabul etti. Yıllık 60 bin euro. Yenersek şampiyonuz. Beraberlik yine yetmiyor. Oturdum hesapladım. Olmuyor yani. Adıyaman'ın formu da gerçekten kötü. En çok galibi. Tam attık o. Bunları rekorları attık. Gol rekorunu kırmamıştık. 82 gol. Manisa'nınmış rekor. 84 gol atmışlar. Şampiyonluk şansı ile ilgili bir konuşalım diyor. Şampiyonluksın. Takımla toplantı yapalım diyor. Yapalım. Tarihe geçebilirsiniz. Bu sezon boyunca çok çalıştık ve şu an şampiyon bir galibiyet uzaktayız. Sahaya çıkalım, galibiyeti alalım, şampiyon olalım, kutlayalım dedim. Herkes heveslendi. Süperiz. Mustafa Tahir bir şey söyledi. Efendim abi. Efendim canım. Hocamız haklı. Bu bizim için hayati önem taşıyan bir maç. Haydi elimizden gelenin en iyisini yapalım ve bu maçı alalım. İşte bu. Mustafa Tahir gaza geldiyse ben rakip olmak istemezdim. Hürriyet Güçer'den maçı kazanabiliriz demiş. Yasin Öztekin ile Mehmet Sak da gaza gelmiş açıklama. Yasin Öztekin. Ne hayallerimiz vardı. Çok farklı hayallerim vardı Yasin Öztekin'le bu sene. Olmadı. İyi bir sene geçirdi ama ben çok daha fazlasını bekliyordum. Ya ne yapalım şimdi? Dünyada geleceğin yıldızı olarak gösterilen 50 genç oyuncu. İlk 10 neredeyse yarısı bizim Beşiktaş kariyer kadrosu. Burada Barksi var, alamamıştık. Garnacho, bilenler bilir. Aslan oğlum benim. Koyu bir Beşiktaşlıdır. Tel burada. Yasin Özcan en iyi 20. genç dünyada. İnanılmaz bir başarı. Seneye hemen kiralık kovalayalım. Due var. Baturina nerede? Bir de Baturina göreyim, rahatlayacağım. Kenan Yıldız var, 36. Bravo. Baturina'yı niye koymadınız? Hakikaten yazık. Mukoko. Mukoko da ya 4 yıldır en iyi genç şeylerindesin. Oğlum diyor artık lan. Bir daha bakıyorum. Baturina'yı belki unutmuşlardır diye. Koymamışlar. Yazık. Güzel, liste güzel. Çok dolu. Dolgun. Liste hoşuma gitti. Arda'yı kaybedecek mi? Asla. Hemen Yıldız adayı sözleşmesi Arda Ustaoğlu'na. Bu canın önemli bir değeri. 2 yıl. Yıllık 3000 euro. Sadaka yatırmışlar. Arda bir 5 al ya. 5.7 al. Furkan Çelik'in sakatlık sorunları var diyor. Furkan'ın sakatlık sorunları umurumda bile değil. Sözleşme önereceğim. 2 yılda Furkan'a 50 bin euro. Ona da tamam. Geriz, geriz. 50 bin euro da iyi yıllık gayet. Yenersek şampiyon olacağımız o maça gidiyoruz. Adıyaman'la oynuyoruz. Deplasmanda şampiyonluk. Herkes gaza gelmiş. Cap canlılar, memnunlar. Şampiyonluğa hazırsınız. At cebeyle. Taraftarlara kutlamaları için bir zafer yaşatalım. Haydi. Etkilenenler var. Onur sinirlendi bunu dememe. Onur niye sinirlendin? Benim kimseye küfür ettiğimi duydun mu? Onur neden agresif? Onur agresif. Manyak. Şampiyonluğa hazırız. Evet. 3 topla çıkarız biz oraya. Onu bir saydım. 2 3 Bizim sene sonu Buca'dan ayrılma olayı yalana döndü gibi. Sanmıyorum, sanmıyorum. Şu kimyayı bozabileceğimi düşünmüyorum. Öyle bir pasta yok yani. Öyle bir pasta yok. Bir daha üçüncü kez tekrar ediyor. Ha, var için. Ya Mustafa Tahir offside'a kalır mı? Bedava bedava konuşuyor. Israrla kaybı Koray yumruk attı. Düşerken bir tane de yumruk attı gördüm. Sakin olalım abiler. İlhan bir de gol. Güzel şuttu. İyi denemeydi. Taşkın kaleye vur. Taşkın yakın direğe vur. Genelde tutmuyor kaleciler orayı. İkinci direğimiz maçta. Dakika 20. Güzel. Çok iyi. Offside. Offside. Yok offside. Wake up to reality. Bir maçlık Modric koyduk. Öztümer forması giydirdik. Olanlara dair bir fikriniz yok. İlk yarı 3-0 bitirelim, gençler de oynasın. Anlaşıldı hocam. İşte bu, işte bu. Her bunu çıkartalım anlayacaklar yoksa. Çıkartalım yoksa Modric olduğunu anlayacaklar.
Harika. Gidelim soyunma odasına. Övelim. Bu durumdan memnunum. Bol bol fırsat yarattık diyeyim. Eller belde. Herkes mutlu. Şampiyonluk şarkıları bağırarak çıkıldı ikinci yarıya. Eğer Mustafa Tahir de uygun görürse Arda'yı almak istiyorum oyuna. Bir Yasin Öztekin atalım. Erhan Çelenk, Sefa Yılmaz sakatlıktan döndü. Bir de Arda gol atsa. Arda yedek kulübesinde olmayı tercih ederdi diyor. Arda öyle olmaz ama. Ben kabul etmiyorum. Büyük maçlarda oynamayı sevmiyor özelliğimi. Arda alışacaksın. Oynaya oynaya. Yasin. Aa. Tamam, bir keyfimiz var. Gençleri aldık oyuna. Hemen dönsün maç. Hemen eline top alıp orta sahaya koşan gol sevinci görelim. Alın. Aa, çok kötü. Çok kötü. Yapmayın. Yapmayın diyor. Saçmalamayın. İzlediniz. Enes de düştü. Orta saha dağıldık. Bir tane daha atmalıyız. Yememek üzerine değil. Bir gol daha atmak üzerine olmalı şu an bizim oyun anlayışımız. Burada hemen bir baskı. Gitmeyin geri. Gelin. Bir şey yapacağız. Gelin. Alın artık onu ama lütfen. Yok, gördüğüm şeyler hiç hoşuma gitmiyor. Eyvah. Ne oluyor lan? Adıyaman da mı kazanırsa şampiyon oluyor? Niye? Ne oluyor bir anda? Şampiyonluğa mı oynuyor? Küme düşmeye mi oynuyor? 3-0'dan maç çevirmeye dönmeli. Kaleci yollayacaklar şimdi. Bitirin artık hadi. Bir tane Ahmet Aslan. Ahmet Aslan ne yaptın Ahmet Aslan? Yeter dedi. Sıkıldı ve bitirdi maçı. Eğlendiyseniz başlıyoruz dedi. Müthiş gol. Topuğunun üstünde dönerek kaleye çevirmiş yüzüğü. İlk kez gördüm bu tekniği. Hala gol yiyoruz. Artık lütfen bir dakika kaldı. Yeter! İşte şampiyon. Erhan Çelenk kaldı. Değil mi? İkinci lig beyaz grup şampiyonu Buca Spor. Sizleri tebrik ederim. Deplasmanda hem de. Deplasmanda şovlu kupa. Gurur tablosu. Gurur tablosu. Bravo beyler. Sonuna kadar hak ettiniz. Çok iyi çabaladınız. Ooo, Sörke Just'a gelmiş montuyla. Basit diyor ama... Görüyorsunuz, güvercin gibi. Şampiyon Buca Spor. Muhteşemsiniz çocuklar. Şampiyon biziz. Herkes çok mutlu oldu. Bir de takım toplantısı, biraz doğru da öveyim sizi. Arda şampiyon olduğumuz gibi gidip imzalamış. Tamam. Arda son maçı görmemiş gibi yapacağım. Maaş bütçesini 1,5 milyon euro yapmışlar. Transfer bütçesi de 187 bin euro. 187 bin euroya bu takım Şampiyonlar Ligi'nde yarı final zorlar. Yönetim aşırı memnun. Erhun neler izlettin bize. Gol yolunda çok iyiydin. Böyle devam et. İnanılmaz bir top oynadı. İkinciyle aramızda 17 puan fark var. Birazcık abarttık. Kısa vadeli hedeflerinizden bazılarını başarıyla tamamladınız. Uzun vadeli hedeflerde bir motivasyon olur mu bu diyor. Evet dedim. Aynen kardeş. Koşan gönül bağlarından dolayı bir sene daha kalacağız. Hedefimiz Süper Lig oldu bir anda. Gol rekorunu da kırdık. Daha da kıracağız. Böyle devam edelim. 100 gol atarız bu sene. Bizim her maçımız artık rekor. Mart ayı oyuncusu Erhun Öztümer son maçtaki şovuyla. İkincisi Mustafa Tahir, üçüncüsü Erhan Çelenk. İşte öyle bir takımdı Buca Spor. Erhun'u tebrik edelim. Takım içi yarışanlar zaten lige de damga vuruyor. Buca Spor ambargosu diye de belirtmişler. Erhun da anormal istatistik yapmış. 6 maç, 6 gol, 4 asist. Hayvan! B artı olmuşuz. Şampiyonuz, Türkiye Kupası'nda yarı final. B artı ama o kadar. Taraftar da B. Beni sevmenizi de istemiyorum, beklemiyorum zaten. Herhalde benden önce Mourinho vardı. Sefa Yılmaz'ın son zamanlardaki performansından dolayı bana B veriyor taraftar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu sene 4 kere ayağını kırdı Sefa. Bana kızıyorlar ama. Ben ne yaptım? İkincilik haftanın golü Ahmet Aslan, Buca Spor'un tarihi yine geçecek bir gol at. Şampiyonluk 3-2 acaba dönerler mi derken topuk üstünde dönmeli. Kolu omzuna atıyorum Ahmet Aslan. Seni tebrik ederim. Adamsın. Şenol Demir'e göre Sörkey Cus abartılıyor. Şampiyon olarak geliyorlar. Ne düşünüyorsunuz demişler. O da demiş ki abartılıyor. Balon demiş Sörkey Cus. Gelsin lan. Son başarı karşısında çok şaşırdım. Çarşamba günü oynayacağımız maçtan iyi bir sonuç alarak onun yetersizliğini gösterebileceğimizi düşünüyorum. Sert bir cevap vermememdeki tek neden hocam isminiz. Maçta görüşeceğiz. Bizi göreceğiz ne olacağını. Hücum ağırlıklı çıkacağım. Hatta maça aşırı hücum ağırlıklı çıkacağım. Ver sonucu. 3-1. 2 adet Mustafa Tahir, 1 adet Erhun Öztümer golüyle 3-1. Bu suskunluğumuzu, bu efendiliğimizi. Mentalim kuvvetli diye bazı şeyleri hak ettim anlamına geldi. Maalesef Sörkey Cus balonu bu hafta da patlamadı. Şimdi gerçek konuya dönelim. Bizim bir Türkiye Kupası yarı finalimiz var. Bizim için önemli olan o. Mustafa Tahir Buca Spor'u kolay... Göz doldurdu. Mustafa Tahir ödüm kopuyor seni biri alacak diye. Teklif gelecek diye. Gol yollarında çok iyiydin. Böyle devam et. Erhun Öztümer hemen tabii geldi temsilcisi. Hocam yeni sözleşme yapalım diyor. Biraz şiir verdim o kadar. O da aynı işi görür bazen. Birinci ligin gediklileri. Oluruz da onu sözleşmeye koymaya gerek yok. Yıllık 10 bin euro alıyordu. 40 bin euro istiyor şu an. Anahtarları da alır.
şey. 37,5'a düştü yıllık. Tamam 37,5 olur. Aa Erhun'dan temsilcisini kovmasını iste varmış. Onu yapardım görmedim. Temsilcisini kovmasını yine de isteyeyim. Önerdim ama bir de kovmasını isteyeceğim. Temsilcin senin çıkarların için mi hareket ediyor yoksa kuyunu mu kazıyor anlamadım. Bence temsilcin Muharrem Derin ile yollarını ayırmalısın. Tamam dedi. Olur. Erhun bir sözleşme daha vereceğim 60.000 euro. Haberin olsun. Direkt ayırdı. Kapıda kovdu. Düşünmeden kovdu. Başka biriyle anlaşmış İzzet Çelik. Temsilcisi temsil ettiği oyuncuları diğer kulüplere övmesiyle biliniyor. Lavuk. Gittin onu kovdun bunu mu buldun? Rahim Babel'in menajeriymiş. Abim. İki dost, iki deli kurşun. Çok derin bir şeyler kurdum yanlışlıkla Buca Spor'da. Hiç etik olmadı. Menajerini kovdurttum. Tanıdığın menajeriyle. Neler yaptım ben? Yine 12-13 boyut oynuyoruz satrancı. Rahim Babel yapsak şu takıma ne iyi olur. Kadet sen çok hayalperest. Yarı finale doğru adım adım gidiyoruz. Günler geçmiyor. En yüksek puan. Rekorları artık okumuyorum. Çok vakit alıyor. Teknik heyet imkanlarını arttırmayı rica ettim. Antrenör sayımız problemli. Hemen bulduk. Nuspo Ömer şu anki seviyemiz için çok çok iyi profil. Erhan cezalı. Onun için Alper'i oynatacağız orada bu maçlık. Furkan sakat. Onun dışında tamamız. Gidelim yarı finalin ilk maçına. Kaybedecek bir şeyimiz yok. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bunu diğerlerine de göstermenin zamanı geldi. Hemen fark yarat. Hemen fark yarat. Haydi göreyim seni. Mustafa Tahir sakin. Fırtına öncesi olduğu için diyor. Kağıt üstünde bizden iyiler. Ama kağıt üstünde bizden iyi olan çok takımı yendik. Pes etmeyeceğiz. Üf. Hiç böyle bir hücum beklemiyordum. Baskın başlayan yine biz olduk. Dediğim gibi 3 şut yedik. %68 oldu topla oynamaları. Niye bize böyle oluyor? Cümlem bitmemişti. Biz orayı niye bomboş bırakıyoruz? İkidir. Vuramaz gibi mi düşünüyoruz? Çok kötü bir savunma tarzı bu. Moralinizi bozmayın. Kendini kes! Bizim duran top organizasyonlarını... Sus pissin. İçinden geçti. Gerçekten içinden geçti. Taşkın yaparsın. İşte bu. İşte bu. Erhan ne yaptın orada? İçinden geçeceğim. Gerçekten içinden geçti. Şuradan bir beraberlik de çıksak. 10 şut çektiler. 3 şut çektik. İlk yarı 1-1. Müthiş. Aynen böyle devam edin diyorum. Çok iyisiniz. Canlarım! Bu bir savunma tarzı değil ama. Korkunç. Öyle hamına da. Gerçekten uyudu. Taç dahil her duran top bizim kalemizde bir tehlike. Önceliğimiz üçü yememek. 2 dakikada yok oluyor. Yok. Kola da neymiş bu böyle? Ağlamamakken. Neyse Kıvanç. Erhun bitti. Mahvoldu. Sefa'yı aldım oraya. İlhan Yasin. Yasin lütfen bu maç barışalım. Rica etsem. Sadece bir gol istiyorum. O son dakika. Son dakika bu gol bize final getirir. Wake up to reality. Ah Ege ah. Kaleci dahil herkes gelsin. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sok. Vurduğumuz gibi bitir. Yasin o yöne gitmem beni o kadar üzdü ki. Canınızı sıkmayın. Favori değildik. Siz elinizden geleni yaptınız. Geçmiş olsun. İçerideki maçta hala her şey olabilir beyler. Bunu unutmayın. Kaybettiğinizde değil vazgeçtiğinizde eliniz. Erhun sakattan... Aa 3 hafta. Eyvah. Bitti mi dayı? İşte şimdi gitti galiba her şey. Yarı finalin ikinci maçı 1 Mayıs'taymış. Erhun yetişebiliyor o maça. Bu direktörümüz mü yok bizim? Yok. Kesin mi lazım? Biz yapıyoruz her şeyi zaten. Boşuna mı buradayız babayı? Ana yılda 1000 euro daha verin. Ben hallederim. Şu an uğraşasım da gelmedi çok. Kaleci antrenörümüz kabul etti. Nuspa Ömer hoş geldin. Kıvanç için özel olarak Avusturya'dan getirdik Nuspa Ömer'i. Hızlandırılmış dil kursuna gönderelim. Ladies and gentlemen, it's match day. Hürriyet Gücer diyor ki, herkesi değiştir diyor. Ver hemen sonucu. 2-0 yenildik. Canınız sağ olsun. Hiç önemi olmayan bir maç. Oynamak zorunda olduğumuz için oynadığımız bir maç. Arda hala siftah yapamadı. Evet, formunu eleştirmek zorunda mıyım? Zorundayım. Berbat da değil formu ama çekingen oynuyor. Atmıyor. Son zamanlarda gol yollarında etkisizsin ama tekrar etkili olacağına dair. Tekrarı bilmiyorum. Hiç görmedim attığını ama bence işimi iyi yaptım. Ben senin burada moralin bozulmasın diye en kibarını seçiyorum. Verdiğin cevaba bak. Geleceğim ayrıca bir daha eleştireceğim seni şimdi. Bekle! Gelişimini eleştirsem antrenman 9'muş. Çocuğuma bak nasıl karizma bak. Ben seni öveyim. Antrenman performansın mükemmel. Mutlu oldum. Arda sana kızamadım. 2-3 yaş büyük olsam bambaşka konuşmalar yaşardık ama bu takımın önemli bir değeri. Böyle arada bize trip yapacak. Nuspa Ömer pro lisans. Yollayalım kursa. Kaç paraydı pro lisans almak? 7.000 euro mu? Öyle bir şeydi sanki. Bir de 25.000'de yıllık 30.000'e senin Kıvancı Noyer yapman lazım. Bakacağım. Erhun'u zorlamanın hiçbir anlamı yok.
Kırşehir'i konuk ediyoruz. Bakalım ne yaptık. 1-0 yendik. Enes attı. Dakika 88'de. Mustafa Tahir 2 maç gol atmadı. Bir maç oynamadı gerçi de. Yine de atabilirdi. Güzel oyun galibiyet getirdi. Helal olsun sana. Sefa daha fazla oynamak istiyor diyor. Diğerlerinin mutsuzluğu neden? Taşkın neden mutsuz? Serbest vuruş çalışmak istiyor. Taşkın bu yüzden mutsuz. Bütün arızalar da bizi mi buraya? Taşkın sen artık serbest vuruş çalışıyorsun. Bir insan bundan neden mutsuz olur? Hemşerim manyak mısın? Takımda mutlu değilim. Serbest vuruş yeterince çalışmıyor. Sahanın yerini biliyorsun. Top var, kale var. Koy işte çalış. Sanki gittiğinde almadık. Hayır çalışmayacaksın. Tam rotasyona gidelim dedik de bizim tam rotasyona gidecek kadar bir oyuncu sayımız yok. Zorlanıyorum. Gerçekten zorlanıyorum. Hemen alalım sonucumuzu. Van Spor deplasmanındayız. 1-0 yenildik. Bu rotasyonlar hep bir mağlubiyete götürüyor. Erhun sakatlandı. Sefa sakatlandı. Gerçekten bizi mahvettin. Şimdi bittik. Sefa da gitti oradan. Nasıl olacak abi? Geldik o güne. Çok bir beklentim yok. Evet buraya kadar gelmek de bir mucizeydi modundayım. Sakatlar var. Erhun yok. Furkan yok. Sefa yok. Sefa genelde yok zaten. Gizli forvette Taşkın oynayacak. Taşkın bile bilmiyordu. Öyle gizli. Ama yok yani başka. Elimizdeki imkanlar yapabileceğimiz en iyisi bu gibi geliyor. Takımı bildirelim. Yumruğumu sıkıyorum. Diyorum ki çıkın ve intikamınızı alın. Güzel. Motiveleri gördük. Motivasyon yüksek. Bir de şöyle birebir gaza getirelim hepinizi. Herkes etkilendi Taşkın hariç. Aynen. Taşkın sakin. Beyler sizden istenen bir şey var. O da çok zor. Bu yarı final maçında olmanız bir mucize. Yaptığınız işte gurur duyun. Hemen size başarabilirsiniz diyeyim. Dediğim gibi Koray çok inanmamıştım onun golü. Topu Mustafa Tahir'e at taktiğiyle neredeyse oluyordu ama çalışıyor bu da. İyi başladık. Gerçekten tahminimden çok daha iyi başladık. Bir mucize daha gelir mi? Bence gelmez ama çok iyi başladık yani. Taşkın sen bunu atarsın. Taşkın atarsın. 15. Serbest vuruş 15 Taşkın. Bak çalışmak istiyorum da dedin. Seni çalıştırttık da serbest vuruş. Onu atacaktın işte. Ne güzel hikayemiz vardı. İlk yarı 0-0. İyi oynadık ama. Baskın üstün. Bir daha aynı şeyi mi söylememi istiyorsun hocam? Çok memnunum diyeyim. Memnunum çünkü. Gayet iyisiniz. Tahminimden çok daha iyiyiz. Yemedik. Şunların birini atsak işte artık direkt olmasın bu maçta. Yeter lan be. Bilmeyelim. Bu çok kötü bir... Avusturya'dan özel hoca getirdik. Gittik. Dünyanın en iyi kaleci antrenörünü getirdik. Yerden gelen şuta 90 hoştu. Bu ne? 35 bin euro harcadık ve biz şu golü yiyoruz. Paramı geri istiyorum. Yorum yok. Yapacak bir şey yok beyler. Hala çok büyük bir başarı hikayesinin içindesiniz. Bunu unutmayın. Şu an en iyi oynayacak orayı sahada olmayan adamımız kaleci. Bana da acıyın. Sağ kanat Yasin olsun. Kaleciyi de orta sahaya bir yere mi atsam? Hocanın durumu hiç iyi değil. Yarım yıldız oynuyorsa. Melih sen acaba kaleci mi değilsin? Bulacağım. Biliyorum da. Olmadı. Yarı finalde eleniyoruz. Ama bizim hikayemiz daha bitmedi. Daha hayallerim bitmedi. Kötü oynadı. Hayır. Sıkmayın canınızı. Aynen öyle. Elimizden geleni yaptık. Olmadı. Sıkmayın canınızı. Siz şampiyon takımsınız. Türkiye Kupası'nda da yarı final oynadım. Ben sizinle gurur duyuyorum. Buca'yı Süper Lig'e götüreceğiz. Size de bir tane Türkiye Kupası borcum var. 180 bin euro geldi Erhan. Bu maçta oynasın diye de iğne yaptırmayalım. 6-8 gün fizyoterapi. Zaten sezon bitiyor sonra. Artık yapılanmaya gitmemiz gerekiyor ama. Birincilikte yapacağımız doğru bir yapılanma uzun vadede bizi iyi yerlere getirir. Taşkın'ın moral bitik. Taşkın hiç iyi değil. Hadi İlhan oynasın. Burada da Yasin oynasın. Senenin son şarkısı diyelim. Sonucu göster. Ankara Demirspor'u ağırlıyoruz. Beyler güzel bitirelim seneyi. Seneyi keyifle bitirelim. 3-1. Harikasınız. Mustafa Tahir 2 gol. Erhan Çelenk bir gol. Daha güzel bir sene sonu olamazdı herhalde. Bir daha Mustafa Tahir övelim. Instagram'dan takip isteği attım kabul etmedi. Böyle üzücü bir şey de paylaşalım. Hep iyi şeyleri paylaşamayacağız burada. Gol yollarında çok iyiydin. Çok olumlu. Doğru transfer. Bir iki tane de yüksek potansiyelli adamla bir de artık kiralık da alabiliriz. Birincilikte olduğumuz için daha iyi kiralıklar da gelir. Biz bu işi çözebiliriz gibi geliyor. Direkt Süper Lig çok zor. Belki en kötü ihtimal öbür sene Süper Lig'e kadar gidip öyle mi bırakırız Bucaspor'u? Yapsak mı? Şampiyon takımın özeti gelsin hemen. Transferler diyor kim yaptıysa eline sağlık diyor. Erhun 7.3, Mustafa Tahir 7.3, A+. Mustafa Tahir A+. Herhangi bir 200 bin euro bundan iyi harcanamazdı. 39 maça ilk 11 başlıyor. 33 gol 5 asist. Ballon d'Or performansı. Erhun 31 maç 13 gol 12 asist. İnanılmazsınız. Beklentileri karşıladı. Türkiye Kupası'nda üst düzey bir başarı. Memnun ama sadece yönetim kupayı istiyormuş. Abartma. Sezonun golü Furkan'ın golü seçilmiş. Antalya
4-3 gerçekten unutulmaz bir maçtı. Serik Belediye 5-0'da en farklı galibiyet. En çok Mustafa Tahir for milyonlarca gencin sırtında olduğunu söylemişti. 100 forma satılmış. 100. Öyle bir dünya yok ya. Mümkün değil. Yalan. Yanlış bu. Bucaspor en iyi 11'i. Önemli başarılar. Sezonun transferi Erhun. Sağdaki her yerde Mustafa Tahir fotoğrafı var. Sezonun transferi ama Erhun. Asist kralımız Erhan Çelenk. O da şov yaptı. 23 asist. En hızlı golü Erhun atmış. 46. saniye. Enes biraz agresif diyor. 6 tane sarı kart görmüş. Hırslı adam, hırslı. Kart rekorunu kırmış. Şöyle söyleyeyim. Mario Gomez 25 gol atmıştı. Nasıl anlatılır daha bilmiyorum. Sayının 33 olması da beni ekrana bakarak ağlatmak üzere. Bazılarının aklında hala. Beklenti ligde kalsak yeter. Sonra da sözleşmem bitiyor. Hadi bana müsaade. Şimdilik bir yere ayrılmayacağım. En azından bir sene daha buradayız. Takımla konuşalım. Birinci ligdeki hedeflerim. Rahat bir şekilde kalırsınız. Kalmak da bir hedef değil. Orta sıra, belki playoff. Playoff belli olmaz. Bir form tutmaya çıkarsınız bile Süper Lig'e. Vaat verelim diyorum. Bir yeri güçlendireceğim dediğim zaman herkes bozuluyor. O yüzden öyle bir söz vermeyeceğim. Söz vermediğim için Taşkın küstü. Git gide bitiriyorsun kredi. Oyun sisteminde çok iyiydiniz. Gegenpress. Emir'in morali bozuldu sadece. Diğer herkes mutlu. Çünkü biliyorlar. Çok iyiydiniz yani. Hepinize teşekkür ederim. Müthiş bir sene. Müthiş bir şampiyonluk. Emeğinize sağlık. Ve bu hala çalışıyor. Sabah 6, akşam 9. Profesyonel adam. Herkes tatile gitti. Hala Bucaspor tesislerinde gelişim raporu yazıyor. Süper Lig'de Galatasaray şampiyon olmuş. 80 puanla. Herkesi tatile yolladık. Bol bol eğlenin. Seneye kadroya önemli takviyeler yapacağız. Kimsenin beklemediği işler başaran bir takım olacağız. Bir sene daha en azından Buca ile devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yorumlar da genelde bu yönde olmuş. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize müthiş bakın. Çok iyi bakın.